Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Altıncı şua, yalnız İki nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Namazdaki teşehhütte bulunan Ettehiyyatu el-mubarekatu salavatu attayyibatu lillah. Şafii mezhebine göre okunan şekliyle bu. Şafii mezhebine derken Peygamber aleyhissalatü vesselam tahiyyatı iki farklı şekilde okumuş. İmam Azam bir tanesini tercih etmiş. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh ecmain bu şeklini tercih etmiş. Yani içtihadi şeylerde kendilerinin çıkarttığı bir şey değil. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam aynı fiilde farklı uygulamaları var. Onu tercih etmiş. İla ahirinin iki noktasına gelen iki suali iki cevaptır. Teşehhüdün sahih hakikatlerini beyanı başka vakte talik edilerek, onu ona bırakarak, bu altıncı şuada yalnız yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi, yani şu anda anlatılacak iki nükte, 98 nüktesi yok. Yani lafı güzaf olsun diye, laf olsun, torba da olsun diye denmemiş. Sakın ha böyle bir kışır yok. Yüzer nüktesinden, mesela Ramazan Risalesi için diyor ki, lakal en az 70 hikmetinin 7 hikmeti. Bu böyledir. Ya 200 denmemiş, 50 dememiş, 100 o kadar, böyledir. Onun gördüğü tabii. Yani, tamam bu mu? Hayır. Allah ustadımıza gösterdiği miktar bu. Yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesini muhtasaran bir surette beyan edilecek. O kadar acayip bir yer ki burası. Hatta dikkat edersen ben hareket ediyorum. Burayı mı burayı mı? Böyle dönüp duruyorum. Burada bir ruhsal bir yapıdan bahsediyor 94'te. Acayip bir şey. Yani buradan mı okuyayım buradan mı diye. Şimdi... Biraz baştan biraz sondan oku da ortasını geçelim. Tamam. Üstadın bir psikoloji sıkıntısını tamir etme noktasına uyguladığı bir tatbikatı var. Burada. Yani sıkıntıyı çözümlemede, çözmede kullandığı bir yöntem var fiili. Bu 94'te onun için böyle dönüyorum. Biraz benim psikolojiyi böyle fazla ağırlıklı olduğu için ruhsal tarafım. O tür şeyleri çok seviyorum. Bulduğu çözüm. Bulduğu metot, içsel inkılap çok sevdiğim için orada kullanıyor böyle acayip bir yer. 94'ü tavsiye ederim. Madem buradan başladım gideyim. Birinci sual. Teşehhüdün mübarek kelimatı, teşehhüddeki ettehiyyatü el-mubarekatü salavatü teyibatü billah diye tabirleri, Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mukalemeleri olduğu halde, Miraç gecesinde gece olmuş. Gece olmasının acayip bir şeyi var. Şimdi ona girersem çıkamayacağım. Miraç gece olmuş. Ama şu kadar bir şey yapayım. Tiyatro yaparlarken sahnede lamba yakarlar ama gündüz tiyatro oynuyor. Karanlık yaparlar ve lamba yakarlar. Madem lamba yapacaktın, tavandan niye güneşle pencere açmıyorsun? Lamba yerine güneş koy. Olmaz. Çünkü gecenin insan üzerine etkisi çok çok büyüktür. Gece istirahat örtüsü yaptım diyor. Ademi bir vücuttur. Başka bir ayette "Ve ateşe leyle ve ahrece duhaha." Karanlıklar içinde nuru çıkarttın. Gece bir tuhaf alemdir. Gece iradeyi selbeden bir yapıdır. Gece irade olmaz, ihtiyar olur. Hayvaniyet olur.
İhtiyar aklidir, irade kalbidir. Karanlıklarda irade pek olmaz. Gündüz olur. Cenab-ı Hak geceyi diyor, ben istirahat örtüsü yaptım. Gündüzü maaşetiniz için, geçiminiz için bir seyrangah yaptım, bir zemin yaptım. Gece süsü verilmesinin sebebi, ihtiyarı ortadan kaldırıp ihtiyarla, yani iradeyi kaldırıp ihtiyarla hayvaniyet mertebemizi inkişaf ettiriyor. O tiyatro gibi şeyler ondan. Onun için günahlar hep gece işlenebiliyor. Yani hep derken çoğunlukla. Gündüz aynı günah sen yapmazsın. Gece sen yaptın onu, gündüz yapmazsın. Ay. Onun için ne demişler? Gece 12 ile 2 arası bak, 12 ile 2 arası ayakta olan, 12 ile 2 arası ayakta olan bir insan, ertesi gün 20 saat yatsa uykusunu alıp dinlenmiş sayılamaz. Olamaz. Uykun da iyi olmasa 12 ile 2 arası gözünü kapat ve yat. İş seçerken gece mesaisi olmayan işi seç. Ona göre ben sana malzeme veriyorum, sen şey yap. Yani gece olmuş. Miraç niçin gündüz olmadı? Miraç gecesinde bunlar mukadder soru ama hepsi bir mevzu olduğunda girmeyeceğim. Yalnız alamet koyuyorum, merakınızı uyandırıyorum. Cenab-ı Hak ile Resulü'nün bu mukalemeleri olduğu. Hani bir de onu demeden geçemeyeceğim. Felek mi, nasıl mıydı? Gecenin şerinden Allah'a sığındı. Var ya. Felek de değil mi? Yani gecenin şerinden Allah'a sığındı. Hani gecenin hayırlısı gündüzün şerinden. Var ya. Yani şeri daha iyidir. Gecenin hayırlısındansa gündüzün şeri daha gibi tabir. Hani gecenin şahidi olmaz gibi şeyler var. Arkadaşlar gece gecedir. Gündüz gündüzdür. Bu kadar. Mana ifade etmeseydi, eşit olsaydı Allah eşit kılmazdı. Birisi gündüz, birisi gece. Birisi gündüz, birisi gece. Yani hayatında eşit yapma demek için söylüyorum. Çünkü geceyle gündüz eşit değil. Hayatında eşit olmamalı. Unutma. Gece iradenin ortadan kaldırıldığı bir zemindir. İnsan üzerindeki etkisi var. Zaman, zemin, tam, libas. Zaman, zemin, tam, libas. Zeminin, yani o anın insan üzerine tesiri var. İradelerin selbedildiği, iradenin kalktığı, iradenin işlev dışı. Yani sistem çalışmıyor pek. İhtiyar çalışıyor. İhtiyar da hayvanlıktır. Yani hayvanlarda da var, bizde de var. Ustad önce diyor ki, cüz ihtiyarından vazgeçti. İradesi zayıf olanlar, istedikleri hayatı yaşayamazlar. İradesi zayıf olan, ihtiyara galip olanlar, hayvaniyeti yaşarlar. Onun bedelini de ödüyor. Peki, bu peygamberle aleyhissalatü vesselamla Cenab-ı Hak arasındaki bir mukalemeler olduğu, konuşması olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Onun bir nevi ama her mümin. Sen mümin değil misin? Müminsin. O zaman senin namazın miracın hükmündedir. 16. sözde geçiyordu hatırlarsanız. O cümle önemlidir. Bakayım. Bak. Ey tembel nefsim. Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati. Bir nevi sabık temsilde bir nefer mahs-ı lütuf olarak huzur-u şane kabulü gibi, mahs-ı rahmet olarak zat-ı celil-i zülcemal ve mabud-u cemil-i zülcemal'in huzuruna kabulündür. Huzura kabul edilmeyen insan namaz kılamaz. Namaz vaktinden, yani namaz kılmadan, namaz vaktinde bir her ruh miraç yapar,
yapabilen, miracını yapabilen o insanın bedeni arzda namaz kılar. Namaz kılmak isteyip de kılamayanların ruhu miraç yapamıyor. Yani namazdan önce ruh miraç yapıyor. Çünkü dönüşünün alametidir, miracın alametidir namaz. Çünkü namaz Allah'ın insanlara hediyesidir. Dönüşün eline konduğu bir şeydir. Miraç kendisi değil. Miraçtan dönüşü meyvedir. Namaz meyvedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların tayyatlarını, zikirlerin, ibadetlerin Allah'a takdim ediyor. Allah da bize bir hediye göndermiş. Namaz hediyesi diyor. Namaz Miraç tamamlandıktan sonra Allah'ın bize gönderdiği bir hakikattır. Yani kendisine dönüş yöntemidir. O zaman ruh bedende kıyama kalkarsa beden arzda namaz kılar. Bir su verin. Bir daha söyleyeyim. Ruh bedende salata kıyam ederse, bir daha söylüyorum. Ruh salata kıyam ederse beden arzda, dünyada namaz kılar. Namaz kılmadan önce hemen miraç oluyor. Miraç kapısı açılıyor. İşte bak ne diyor? Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati. Aşağıda ne diyor? Sabık temsilde bir nefer, iyi dinleyin bak, bir nefer mahsı lütuf olarak, yani bir alacağı olarak değil, mahsı lütuf olarak huzur-u şaneye kabulün gibi, huzur-u şaneye kabulün gibi, bak kabulün gibi, padişah huzur-u şaneye kabul ediyor. Sonra giderken hediye götürüyor. Gelir gelmez hediye vermezler. Giderken veriliyor. Kabulün gibi mahz-ı rahmet olarak zat-ı celili zülcemal ve mabud-u cemili zülcemalin huzuruna kabulündür. O kabul, bir ruh kabul edildiğin alameti namazdır. Peki suç kimin? Bak hemen şöyle soru geliyor. Ben ne yapayım kardeşim? Benim ruhumu kabul etmedi. Eğer Allah'ın dediği gibi olursak, Allah'ın dediğini yaparsak, Allah bizim ruhumuzu kabul edeceğini vaat ediyor zaten. Ruh kabul edilirse, bir daha söylüyorum, müjde bu. Namaz kılabiliyor musun kardeşim? Bugün akşam kıldınız değil mi? Kılmaya var mı? Yoktur hemen. Şimdi bak, namaz kılabilmek neydi? Ruhun salata kıyam ederse, onun alameti beden dünyada namaz kılar. Yoksa kılamaz. Peki abi desinler diye namaz kılanlar da... Kabul edilmemiş. O namaz değil. Ve şöyle diyeyim. Bugün Zeytinburnu'nda kullanmıştık onu. Namaz vakti girdi öğleyin. Abdest almadan kasten, öğle namazını kılsan namaz mıdır? Niçin değildir? Abdestsizdir onun için. Abdestsizdir. Abdestin o zaman burada bir konumu var. Burada bir konum var. Abdest, beden ve beden ruh bütünlüğüne getirmektir. Bedeni ruh. Mesela diyelim ki su içiyorsun. Ben teşvik için söyleyeceğim. Ben bu yemeği yerken, inanın, ve su içerken, hatırlayayım ki abdestsizim, inan üşenmeden bunu bırakır gider abdest alırım sonra içerim. İçmemeye çalışır. Peki şöyle diyelim abi, ihlâssız namaz? İhlâssız namaz o bizi ilgilendirmez. Ha. Ben sen vaktinde ihlâs mı? Kim söyledi sana ihlâssız olduğunu? İhlâssız olsaydı namazın olmazdı. İhlâslı olduğuna delildir namaz. Eğer hakikaten seni biliyorsun. Münafık münafığı bilir. Kendisini yani. Ben münafığım bilir. Ama ben münafığı bilmem. Allah diyor ki Celle Celaluhu, Tövbe suresinde mi? 105. ayet. Ey Habibim de o nuru feraset sahibine, ben münafık sana demesem sen dahi tanımazdın. Dahivesi var. Peki münafık kendisini bilir mi? Bilir. Münafık kendisini bilir. Ha münafıklı sıfatı var, münafık olmayız. Ama münafık kendisini bilir. Cehaletle münafıklık yoktur. Münafık şuurludur. İşini biliyor. Bilerek yapıyor. Onun için hepinize müjde, münafık değilsiniz. Münafık olmadığınıza delil, sensin delil.
Alametini söyleyeyim size. Hiç kimse yok evde. Akşam okundu. Odan evinde namaz kıldı mı kılmadı mı? Hiç kimse yokken evinde namaz kılan var değil mi? Denk gelmiştir hepimiz. Müjdeler olsun. Münafık tek başındaki namaz kılmaz. Yatsı ve sabahı kılmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, riyakar diyor, münafığı hiç söylemiyor. Riyakarla ihlaslı arasındaki fark, yatak odanda, yani kimse yokken odanda kıldığı namazla, benim yanımda cemaat içinde kıldığı namaz arasında Allah-u Ekber, böyle tadiler arasında fark, derecesi senin riyakarlığını gösteriyor. Eğer burayı da yine orasını eşit yapıyorsan, ne mutlu sana, bahtiyarsın, riya da yok sende. Realitedir kardeş bu işler. Öyle zan yok. Zan yok. Tek başınıza kaldınız. Ahmet tek başında evde kaldın hiç oldu mu? Oldu mu olmadı mı? Namaz kıldın mı kılmadın mı onda? Kıldın. Münafık değilsin. Yoksa münafık kılmaz. Kılıyor insan tek başına evde yalnız kalıyor. Bak ne kadar uygun, ne kadar normal hayatı ki kılıyor diyor. Yani bunu niçin uzatıyorsun diyor bana. Münafık kılmaz işte. Sen normal, sen münafık değilsin de kılabiliyorsun. Münafık kılamaz. Kafir, kafir içiyle dişi eşittir. Münafık içiyle dişi zıttır. Kafir içiyle dişi aynıdır. Üç ayrı rüyaya işaret edeceğiz de insanları. Kafir, mümin, münafık. Elhamdülillah, şükürler olsun. Realite. Ha, ruhumuz miraç mı yapıyor? Vallahi, miraç yapmasa namaz kılamazsın. Bak ne diyor? Zat-ı Celil-i Zülcemal, Mabud-u Cemil-i Zülcelal huzuruna kabulundur. Ruh miraç yapar. Salatın da üç farzı vardı hatırlarsınız. Namazın farzı kaçtır? 12. Salatın farzı 3'tür. Hayda yeni bir şey çıkarttın kardeşim ya. 46'da söylüyorsunuz da. Yere girecektik. Bizi koparacak şimdi. Tamam. Şimdi burayı anladık. Her namaz vakti bir inkılap başıdır. Sitede var. 1,5 saattir. 1 saat 20 dakikalık ders var. Her namaz vakti bir inkılap başıdır. İnkılap dersini yapmışız. Bakın siteye bak. İnkılap dersi var. Allah aşkına bir namazınızın kıymetine var. Bir bakın ona ya. İnkılap. İnkılap. Sırf inkılap kelimesine 1 saat 20 dakika var. 9. sözdeki o cümleyi yaptık. İnkılap. İnkılap başıdır diyor. Neyse. Demek ki ruh miracını yaparsa beden arzda namaz kılıyor. Miracı Ekber-i Muhammed'i de aleyhissalatü vesselam söylenen sözlerdir. Yani miraç her müminin namazıdır. Namazı miraçtır. Onun bir nevi miracı hükmündedir. Ha demek ki müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Arkadaşlar bir de söylüyorum, namaz kılabiliyorsan miracın oluyor. Ruhun miracı olmadan namaz kılamazsın. Okudum ya biraz önce 9. sayfa 16. sözde. Bir nevi huzura kabulündür. Niye bir nevi? Ta kendisi değil, şuuru etem değil. Şuuru tamla değil. Ruh yapıyor. Çünkü şuuru tam demek Allah Resulü'nün miracı beden ve ruhla yapılmış. Bedeni nereye kadar? Arşa kadar. Peki onun arkasından giden takipçiler neyle yapıyor? Kalben ve ruhen yapıyor. Biz ise kalben de değil de işte ruhen oluyor. Ondan haberdar değiliz. Onun bir alametini söyleyeyim. Eğer o miracı olmasaydı veya ruhunuz miraç yapmasaydı şu anda dersten şu lezzeti alamazdınız. Allah şahit. Ben şu anda lezzet alıyorum. Şu anda rahatsınız. O rahat lezzettir ya. Oysa bu dersim belki de kaçıncı dersim. Aslında almamam lazım. Başka yerden koşarak geliyorum. Geldim. Ruhun
Miraç yaptığına delildir arkadaşlar. Dersin miracı ayrıdır. Namazı miracı ayrıdır. Tefekkür miraçtır. Aklın miracı tefekkürdür. Bedenin miracı namazdır. Kalbin miracı duadır. Ruhun miracı miraçtır. Acayip bir şeyler ya. O Allah Resulü'nün 33 tane miracı var be kardeşim. Neler oluyor sende? Haberin yok be. O olmasın canım. İhlasın bozulmasın. Yani şuna de. Ya bir miraç kim ben kim? Sakın deme arkadaş. Ne olur deme ya. Niye Allah'ı uzaklaştırıyorsun kendinde? Allah kim var? Bugün anlattım gençler üniversitede. Allah gözükmez. Niye Allah gözükmez ya? Görüyorsun da gözükmez diye niye yalan söylüyorsun? Ha sen görmeyi göze indirgedin. İşitmeyi de göze mi indirgeyeceksin? Yani sesi bunu görür. Kokuyu bu görür. Tadı bu görür. Şekli bu görür. Manayı bu görür. Sevgiyi bu görür. Öyle değil mi? Hepsinin gözü ayrıdır. Latife-i Rabbani Allah'ı görmese sen burada rahat edemezsin. Böyle olamazsın. Böyle rahat olamazsın ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bazı namazlarda zevk, keyif almıyor musun? O nedir? Allah araladı işte seni ya. Bu miraç işte. Ruh. Allah'tan zevk almasa ruh böyle zevk alır mı? Kardeşim, zat hazır olmasa sen de huzur olmaz. Hazır olmayan yerde huzur olur mu? Hazır olacak huzur olsun. Hazır olmayan yerde huzur da yoktur. Namaz huzurdur. Her müminin namazı kimin? Senin hariç. Öyle demiyor ki. Her müminin namazı. Bir nevi miraç hükmünde. Niye bir nevi? Bedensel ve kalben yapamıyoruz. Ruhen yapıyoruz ama. Ruhen miraç yapmasan namaz kılamazsın. Evinde namaz kılamazsın. Ve o huzura layık. Oh, huzur. Hazır olan da olur huzur. Aleminde. Ama kör olası cehalet görmeyi buna indirgemiş. Çanak anten düşünün. Uyduyu görebilir misin çıplak gözle? Semaya bakın Allah aşkına. Uyduyu görebilen var mı? Yok. Peki çanak anten görüyor mu görmüyor mu? Gördüğünü inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Alameti var mı? Nereden gözüküyor alameti? Televizyonda. Ha çünkü uyduya bak. Yok. Bu gözde yok. Allah aşkına çanak antenin içine bakın. Var mı film? Henüz gözükmez. Ulan bu çanak anten onu görüyor ben göremiyorum. Saç ya saç. Teneke. Ve kabloyla bağlı. Uyduda misal Allah, çanak antende misal Latife-i Rabbani, kabloda misal hissiyat, televizyon kutusunda misal beden, içindeki programı filmde gördüğü. İşte eğer çanak anten onu görmeseydi televizyonda bu film olmazdı. Allah'ı Latife-i Rabbani görmese sende huzur olmazdı. Ama görmenin dereceleri vardı. Tabii ya Allah, Allah görmeden kimse buradan gider mi ya? Görüyor herkes ki farkında değil, iyi ki değil. Bugün gençlere dedim, ahiretin güzelliklerini Allah atsa hiç kimse dünyada kalmaz, intihar ederdi. Onun için ölüm denilen perde korkutu, korkmayı şeyin ahiretin üstünü örtmüş. Ki intihar etmesinler burada kalsınlar diye. Ulan bir kız için intihar ediyorlar. Ediyor mu etmiyor mu? Yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, haydi ver aşağıya. Peki cenneti görse ne yapardı, ürünleri görse ne olacak? Yaşanmaz abi, batsın bu dünya diyecek. Haklı olarak tabii. Batsın bu dünya tabii. Jürileri gördükten sonra yaşasın bu dünya olur mu? Acayip bir şey. Allah o ahiretin güzelliğini göstermiyor. Önünü örtüyor ki kalın da burada işinizi yapın. Yoksa kimse kalmaz. Örtüdür örtü. Ahiret dünyaya ne kadar yakın biliyor musunuz? Odunun içindeki nur oduna ne kadar yakınsa. Sakın odunun içinde nur demeyin. Bardağın içinde su. Bardağın içinde su. O zaman bardak ayrıdır. Odunun içinde nur yok. Nur odun gibi gözüküyor. Ahiret dünya gibi gözüküyor. Odun içinde nur nasılsa ahiret dünyaya o kadar yakın. Odunun içinde nur yok. Nur odun olarak gözüküyor. Odun içinde nur var dersen bardak içindeki su var gibi. Yani bardak ayrı su ayrı olur. Hayır. Nur kendini odun olarak gösteriyor. Buzun içinde su yok. Su buz olarak gözüküyor. Buzun içi yok ki. Ha, bu, su buza ne kadar yakınsa, nur oduna ne kadar yakınsa, ahiret dünyaya o kadar yakındır. Ahiret o kadar güzeldir. Odunla nur gibi.
Yani benzemez de o kadar. Eşini bunu hepten açarsan üstünü, kimse kalmaz bu dünyada kardeşim. Bir de ahirete gitmekten korkuyordunuz. Allah'ım hayalet ya. Belki de çoğunuz geçen hafta ölmüşsünüz dersteyken. Derste ölen, abdeste, namazda ve ders ortamında ölen şehittir, öldüğünü bilmez. Bu hafta aynı öldüğünü bilmediği için, nasıl biliriz? Aynı hayatı devam eder. Belki geçen hafta sizin cenazenizi biz kıldık, tamam? Şimdi bu belki, sen şehitsin de haberin yok ha, aranızda var birkaç kişi böyle. Öldüğünü bilmiyor ve derste şimdi. O abi cenazemiz mi? Ona ölen cenazesini mi kılacak kendisi? Dersteyken vefat eden şehittir, öldüğünü bilmez, kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta derste vefat etti, haberiniz yok. Ondan sonra bu hafta kendisi aynı devam ediyor. Öldüğünü bilmez diyor Allah Kur'an'da. Şehit öldü demeyiniz diyor. Aranızda var birkaç kişi böyle. Kendinize şüphe çazarız. Keşke şüphe etsen, ben oyum desen, öldüğünü hissetmeyen adam olmak. Bundan daha bu ihtiyarlık olur mu? Ne meselesi? Bunlar kaliteli bir hayat ya. Kaliteli bir gidiş. Bundan daha kaliteli oldu mu? Öldüğünü bilmiyorsun hala derstesin. Keşke ben öyle gitsem ya. Cenazeni bilecek miydin sen? Öldüğünü. Şehit. Abi Zübeyir abi, Tahir abi karşılayacak. Evet. Şimdi sen derste bitirdin. Derste bitirdin hayatını. Şimdi de derstesin. Geçen hafta vefat etmediğini nereden biliyorsun? Çünkü ölü, şehit öldüğünü bilmez diyor. Senin öldüğünü kim sana söylüyor? Yani vesvese edip korkmak değil, tam tersine hakikaten mi ya ben böyle mi ya? Böyle şehit olmak kadar keyifli, kaliteli bir ölüm var mı? Keşke öyle gitsek. Ne vesvesesi? Şeytan kuduruyor lan. Nereden bunları uyandırıyor ya? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ömründe hiç olmasa bir defa ya Rab beni şehit et dememek münafıklık alametidir diyor. Şehitlik isteyin diyor. Tabi ya Rab bizi şehit et. Amin değil mi? Amin, amin ya Rab diye. Oh bak bedeli ödedik. Hadi. Ölüm çok güzeldir inan. Nerede biliyorum ben bir yaşadım. Kere gelmedim de rüyada yaşadım. Vallahi aynı böyle dedim. Allah Allah. Ölüm böyle miymiş ya? Hiç böyle, kadar kaliteli. Ama orada hesap verirken, hesap verirken, zaten ben hesabı burada vermişim. Peki, nurcular imansızlığa karşı aşılı olduğu için imansız gitmeye de ihtimali yok. Ne diyorsun ya? Kardeşim, nur talebeleri imansız gitmezler. Öyle demiyor mu? Birinci şu anda söylediğini söylüyor. Niye biliyor musunuz? Niye? Kuru bir iddia değil. Çocuğa mikrop verilir. Mikrop aşı mikroptur. Şifa değil ha. Mikropla tanışsın diye. Vere vere vere. Çocuk mikropla tanışınca büyüdüğü zaman o cinsten büyü mikrop gelince zaten tanışmıştı. Savunma sistemi formülü vardı. Öyle değil mi? Ondan sonra tak onu çıkarıyor. Mikrop veriliyor. Aşı mikroptur. Biz imansızlıkla zaten aşılandık. Biz şeytanla zaten mücadele ediyoruz. Şeytanla mücadele etmediğimiz an mı var? Aşılıyız kardeşim. Bana ne diyecek? Ölüm anda hadiste geçiyor. Sana su vereceğim. Allah inkar et. Ulan ben Allah suyun üzerine mi bina ettim ki? Suyu vereceksin de Allah vereceğim sana. İkinci sorusu. Sen Muhammed peygamber değil, İsa peygamber kabul et. Ulan İsa'yı peygamber olarak kabul etmek imandandır. Ama bir peygamberi peygamber kabul etmek, diğerini inkar etmeyi iktiza etmez ki. Hadi çuvalladı gene. Ne yapacak ki şeytan? Şeytan başka ne diyecek ya? Su hadiste geçiyor ne diyeceğini. Zaten hayatımız boyunca onunla mücadele etmişiz. Aşılıyız kardeşim. O mikroptan. Şeytan bugün bana ne diyorsa ölüm anında da onu diyecek. Farklı bir şey demeyecek ki Said. Ne diyeceği belli. Resulullah söylüyor. Ölüm anında şöyle yapacak. Pamukta su sorun diyor. O böyle diyecek. Hepsi belli. Zaten şimdi demiyor mu bana? Namazı bırak diyor ya. İsa doğrudur. Biz Muhammed'in doğru olduğunu hayatımızla gösteriyoruz. Sana su vereceğim, seni Allah'a bırak. Ben suyla Allah'ı ispat ediyorum. Suyla ahireti ispat ediyorum. Bu suyun içinde hidrojen oksijen nasılsa, neresindeyse, dünyanın orasındadır ahiret. Hadi şeytan ne diyecek şimdi? Ulan nereden bela geldi bu adam ya?
Ama bu varken konuşuyorum da delikanlı delikanlı böyle cesur cesur. Bunu elimden al bakalım nasıl çuvallıyorum. Ha, rehber sağla. Çakıyor vallahi. Allah inkar et diyor. Lan Allah ömrüm Allah'a anlatmayla geçti senin benim. Ne inkar et çekiyor? Bedava teslim eder mi Allah sen? Senin imanın ona teslim eder mi ya? Allah Rahman ve Rahim'dir. Sen Allah nasıl anlıyorsun? Serserisine, düşmanına seni teslim edecek. Ona sana gelen, evine gelen misafiri sen komşuna götürür müsün? Geldim lan sana işte misafir geldim ya bir ekmek ver, bir yatak ver, çek yat ver. Ya tamam ama imkanım da var, çok da zengin. Ya komşuma götüreyim seni. Sen sevdiğin bir misafirini komşuna götürür müsün? Allah tutup da sen iltica ettiğin şeyi düşmanına seni teslim eder mi? Ulan bu yamyam yapmaz ya. Mümkün mü ya sen onu Rahman ve Rahim'e nasıl yakıştırıyorsun? Şeytana seni teslim edecek. Hayatında derse geliyorsun, namaz kılıyorsun, kitap okuyorsun, Hizbul Kur'an okuyorsun, Müslümanları seviyorsun, Müslümanlarla berabersin. Ne korkuyorsun kardeşim? Ya korkma kardeşim. Kitap okuyamamaktan kork. Derse gelememekten kork. Davana ihanet etmekten kork. Yanlışlık yapma davana. İmanına yanlışlık yapma. İslamiyetine yanlışlık yapma. Meslek ve meşebine yanlışlık yapma. Korkma. Evet, her birinin namazı onu bir nevi mirac hükmündedir ve o huzura layık olan kelimeler ise Mirac-ı Ekber-i Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan söylenen sözlerdir. Eşkıya diza etme. Mirac-ı Ekber-i Muhammed'i denmesi için mirac asgari olması lazım. Mirac-ı Ekber diyor. Demek ki mirac asgari da var. Ha işte her namaz vaktindeki mirac mirac asgardır. İnşallah ekberimiz de olur. Öyle diyor. Fuzuli kelime var mı? Mirac-ı Ekber-i Muhammed. Ekber diyor. Mirac-ı Muhammed'i de geçen yer var. Mirac-ı Ekber-i Muhammed'i de burada geçiyor. Söylenen o sözler, sözlerdir. Onları zikretmekle kişi mesela namazdayken Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'a söylediği, Allah ile beraber konuşulan o miraçtaki sözleri biz niye söylüyoruz? Soru oydu. Onları zikretmekle biz o kutsi sohbet tatur edilir. O Allah ile peygamber arasındaki sohbet hatırlanılıyor. Allah böyle dedi. Mesela ettehiyyatu el mübarekatu es salavatu et tayyibatu lillah. Peygamber dedi. Allah neyle cevap verdi? Esselamu aleyke ya eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekat. Yani ey peygamber. Selam veriyor Allah. İlk selam, selam oradandır. Selam Allah'ın bir ismi selamdır. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Allah selam veriyor. Allah bu selamını ve rahmetini alıyor ve rahmetin kucaklayıcılığını ümmetin içine alıyor. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Senin selamın benim ve salih kulların ve benim ümmetimin üzerine olsun. Ya şuraya bak ben orada alacağım seni hatırlayacağım. He? Şu şefkatli peygambere bak ya orada beni bile unutmamış. Ulan orada beni unutmayana ben burada onu unutursam adam mıyım ben ya? He ya orada bile unutmamış. Ne demiş? Esselamu aleyhine ve aleyhi badillahi. Beni orada unutmayan bir insana Allah aşkına küçük bir vefa göster ya. Seni unutmayanı sen nasıl unutursun? Seni tercih edeni nasıl terk edersin? Seni tercih etmiş ya. Seni orada unutmamış. Vallahi ben der miyim ya? Allah bana diyecek Skoda gibi ayağıma eğilir ya. Yamulur ya. Bana diyecek ey Hasan selamım senin üzerine olsun. Zaten konuşamam ki. Konuşamam. Diyor ki orada. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Ne tuhaf bir insan ya. Nasıl bir şefkat. Nasıl kucaklayıcı. Nasıl içine alıcı bir insan ya. Nasıl bir ruh bu. Nasıl bir rüya almıyor ki, kafa almıyor. Allah diyor, bunu bak, senin selamım senin üzerine olsun diyor. O da selamı alıyor ve arkayı bütünleyici alıyor. Geldi buna ihanet et ya. Çok tuhaf, ayıptır ya. İnsanlığa, delikanlılığa yürüsemez. Dindarlıktan bahsetmiyorum. Delikanlıysan ya. Ve vallahi ya, çok garibime gidiyor ya. Diyor ki... Ya ben heyecanlanmıyorum. Cebrail bile kafayı yedi o anda.
Cebrail de ne dedi biliyor musun? Ya burada da ümmetini, burada da ümmetini unutmayan bir insan nasıl bir insandır demesini diyor ki eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden Resulullah diyen bu. Cebrail burada. Şaşırdı aşağıdan. Ve Allah Allah bu ne biçim insan ya. Bu söz de onun. Ne diyecek bir şey ya. Tamam. Cebrail aleyhisselam emri ilahili o gece eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden Resulullah demesi bütün ümmet kıyamete kadar böyle. Yani Cebrail aleyhisselam şaşkınlığının ifadesi. Ya bu ne acayip bir şey diyor ya. Bu ne acayip bir şey. Cebrail şaşırmış biliyor musun bu olaya? Resulullah böyle deyince Cebrail aşağıda mukabele etti. Hani aşağıda derken bir adım atarsam uyanırım dediği makamda. Cebrail şaşırmış. Ya ne acayip. İşte bu sistem, bu tiyatroyu namazda oynuyoruz. Sanki olayı aynı yaşıyoruz. Tiyatroyu aynen oynatıyor. Hani bir müzik birisi şarkı söyler, ilahi söyler de biz de geveleriz böyle. Biz de söyleriz arabada vesaire şey. Aynı onun gibi yani adeta tövbe. Hani Cebrail de bunu söylüyor o anda. Cebrail de şaşırmış benim ben kafayı yediğim gibi. Ya. Orada ben seni hatırlayacağım. Ben. Yalnız şöyle yapıyorum. O istisnasız. Herkesi yapıyorum. Ya Rabbi duamda diyorum. Allah'ım kim bana dua nasıl ediyorsa, kimin bende hakları varsa, kime söz verdiğimse, kim hizmetle alakadar oluyorsa, tamam mı? Ya Rabbi ona merhamet eyle. Kime söz verdiğimi de söyledim değil mi? Kime söz verdiğimse, kimin bende hakları varsa, kim bana nasıl dua ediyorsa, ondan sonra kim hizmetle alakadarsa, tamam mı? Maddi ve manevi kimin bende hakları varsa, İstisnasız 5 taneyi böyle sayarım elimle. Hangisi eksik diye bak eksik olunca bir daha saydım gördün mü? Duada da aynı sayarım. Dolayısıyla kime söz verdimse tak diye gidiyor. Kim bana dua ediyorsa ona öyle gidiyor. Yarın kim bana dua ediyorsa, kim benden ne bekliyorsa, kime söz verdimse, kimin hakkı varsa, kim hizmetle alakadarsa. Şimdi biz ancak bunu yapabiliyoruz ama Cebrail öyle değil ya, peygamber öyle değil. Hepsini nada cem etmiş. Yeter bu olacak canım. Peygamber öyle. Böyle adam lazım. Egoist peygamber olmaz. Tabirimiz biraz bir tuhaf oldu ama böyle adam delikanlı olacak yani. Allah'ım orada beni unutmamış. Ben unutmam ya. Biraz patanaj yapıyorum ama hadi çıkayım şuradan şu manada. Elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi salatu selamımızı selamımızı ona ulaştır. Amin. Ya değil mi hepimiz değil mi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kim de bana salat selam gelirse onu vasfıyla, sıfatıyla tanırım, görürüm. Ondan sonra ben haşırda ona şefaatim vacip olurdu. Ha şuraya bak ya hikaye ne kadar hoş. İnanarak söyle bitti. Ama olur mu ya? Ha sana olmaz. İnanırsan olur. Bu salavatla sana ne? Salavatla da oluyor. Allah seni affetmesi için büyük bir şey istemiyor. Su üzerinde yürümeni istemiyor ki. Namaz, yürü, toprak üzerinde namaz kılıyor. Su üzerinde yürü demedi ki. Sen cennete girmen için su üzerinde yürümen gerekmiyor yani. Toprak üzerinde namaz kılman gerekiyor. Zor bir şey istemedi ya. Tuhaf bir şey yapmayın yani İslam'ın. Böyle tuhaf, acubeyi hırkat, ulaşılamaz, varılamaz. Allah bile görüyor, ruhunda haberin yok ya. Bak miraç da yapıyorduk değil mi? Demek miracımız da var. Elhamdülillah. Ya böyle bir eser ya ne kadar hoş ya. Mehmet Ali ya. Ne kadar hoş bir eser. Acayip bir şey ya. Keyif veriyor ha bana böyle. Odamda okurken böyle acayip alıyorum. Miraç Ekberi Muhammedi'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahtur edilir. Namazda o tiyatro oynanıyor. O tahturla yani bu olayla yani Allah Resulü gidiyor. Ettehiyyatü vel mübarekatü ve salavatü ve teyyibatü lillah diyor da. Allah da diyor ki Esselamu Aleyke ya Eyyüh Nebi. Allah ürkmesin, korkmasın, panik yapmasın bir şey olur diye ya bir lisan kullanacak ulemadan okudum. Allah da ürkmesin en çok hangi sese alışmış, en çok hangi sesi sever peygamber? Ebu Bekir. Allah Ebu Bekir'in lisanını kullandı. Allah ne kadar hoş bir şey yani. Ne kadar hoş ya, ne kadar kibar tabi yani. Ne kadar ince değil mi, ne kadar şey. Her şey ya, bu kadar Allah böyle olur ya. Ya ne kadar mükemmel bir şey ya. Ya bir incitmemek, şey yapmamak böyle, dökmemek, kırmamak, estetik mi, letafet mi, nezaket mi dersin, her şey ya.
O da o uslubu kullanmış. Ne kadar hoş ya. Ya Rabbi ya. Sen ne kadar hoş bir şeysin. Ya tatlı bir şey ya. Ürpmemesi için. İlk önce bir tedirginlik olmuş. Peygamberde. Tabii ya düşünebilirim. Bir hayal etsene böyle. Şimdi Cebrail'i geçtim. Edep abidesine. Diyor ki ya Muhammed bundan sonra sen gideceksin. Arkadaşı, devamlı yoldaşı, Cebrail. Ya Cebrail, yok bundan sonra ben yanarım. Tam gidecek, döndü. O edep abidesi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son bir soru soruyor Cebrail'e. Ya Cebrail, bana tavsiyen nedir? Ondan sonra artık Allah ile artık şey olur. Diyor ki, şu o zat, edep abidesine diyor ki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, Rabbine karşı edepli ol. Ne önerirsin diyor, Rabbine karşı edepli ol. Aczin kadar edepli ol, kusurun kadar edepli ol, kulluğun kadar edepli ol, mahluketin kadar edepli ol. Noksanlığın kadar edepli ol. Ya. Elhamdülillah. Ondan sonra kendisi gidiyor. Şey yapıyor böyle tedirgin olunca Allah kabul ediyor. Rahat ol. Cebrail'in lisanını kullanıyor. Ya. Elhamdülillah. O peygamber bizi bekliyor. Ve o Allah bizim Allah. O peygamber bizim peygamber. Senin yani. Ötelerin değil. Öteleme. Hep derim, öteleme ne olur? Ahiret öteleme buradan. Allah öteleme buradan. Allah gözükmez, ulaşılmaz sakın deme ne olur? Öyle bir şey yok yani. Allah'ın nuru semavat ve lard. Allah'ın nuru semavat ve... Allah'ın nuru semavat, Allah sema ve arzın nurudur. Ustadımız diyor ki, ben bütün 18 bin alemi bu alemde gördüm diyor. Okudum, anladım demiyor, gördüm. Mektubatta diyor. 18 bin alemi bu alemde gördüm diyor. Gördüm diyor. Yalan mı söylüyor? Hep burada. Başka bir yerde değil. Dünya ahiretin sıfatıdır. Dünya odunun içerisindeki karma yapının odun olarak gözükmesidir dünya. Odunun içinde karanlık, cehenneme misal. Odun içinde nur, cennete misal. Ha, ikisi yapı, ikisine cem olmuş. Odun dermiş. Odun diye gözükmüş. Bu iki yapı oduna ne kadar yakınsa cennet, cehennem dünyaya o kadar yakın. Burada yani her şey. Var ya her şeyi. Her şey her yerde var. Yani bu bir esma orada var, burada yok. Ahirete taalluk eden esma burada yok. Nakıslık olur. Her şey var kardeş. Rahat ol. Kul ol yeter. Adsini bil yeter. Kul ol ya. Kaza namazına başla. Televizyonlarda, internetten uzak dur. Haberleri açma. Namazını vaktinde kıl. Akabinde tesbihatı yap. Akşam yatsı arasındaki tesbihatın sonundaki 6 tane peygamberlerin zikrini yap. Hizbul Kur'an'ını mutlaka oku. Huzur bulamazsın. Panik, sıkıntın varsa Hizbul Kur'an'ını o kadar oku. Haftada bir gün en az bir iki derse git. Bu kadar ya. Muammallaştırma yani Allah'a ve ahireti. Yani... Bu garip marip bir şey istemiyor. Su üzerinde yürümeni istemiyor. Bunları yap tamam. Zaten yakında öleceksin. Dişini sık yani. Onları zikretmekle o kutsi sohbet taattür edilir. Kafana kabu kafseyin. Ayağının altı atom. 18 bin alemin cemi. Allahu Ekber deyince 18 bin alemle beraber diyorsun. Çünkü namaz bütünü getirir. 18 bin alim bütünü geliş zeminidir. İnkılap ya. Beşeriyetten çıkmaktır namaz. Arınmaktır, sıyrılmaktır. Saflaşmaktır, Adem Safiyullah'tır. Musa Kelimullah'tır. İsa Ruhullah'tır. Halilullah'tır. Habibullah'tır namaz. Bütündür, bütünselliktir. İnkılap işte bunlar ya. İsalaşmak, Musalaşmak. İbrahim ve Muhammedleşmektir namaz. Yani inkılaptır bunlar, inkılap.
Bedenden sıyrılmaktır, iki cihandan geçmektir. Dünya ve ahiretten de geçmektir, iki cihan. Ahiret, gaybtan da geçmektir. Huzur ilahiye muhatabı ilahidir yani. Sal, ruh, bedende en kutsi mabet bedendir. Ruh, bedende salata kıyam ediyor. Bedende arzda namaz kılıyor işte, onun alameti. Elhamdülillah, ne mutlu o namaz kılanlara. O taatürle o mübarek kelimelerin manaları cüziyetten küllete çıkar ve o kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir ve edilebilir. Mesela ettehiyyatü lillah, hani Resulullah ilk Allah'ı şey yaptığı zaman, gördüğü zaman Allah'a ilk takdim etti budur. Ettehiyyatü el mübarekatü ettehiyyatü ve selavatü ve selam diye söylenilen söz bu Resulullah'ın söylemesi. Onu hatırlıyoruz. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teali edip genişleniyor. Yani namazın çapı genişleniyor. Namaz bir inkılaptır yani. Bunu tahtur ettiğin anda ağaç oluyor namaz. Hakikaten ya ne güzel. Şimdi mesela inşallah bu dersten sonra yatsı kılacağız değil mi? İnsan 18 bin alemin şeceri hılkatın hulasası ya. Tepesi en son gidebileceği varacağı kab-ı kavseyn. Haşa, bundan sonra Allah. Tamam mı? Bu bütün alemler, bu alemde ayağının altı da alem şehadet atom. İnşallah yeşil yatsıyı kılınca bütün alemler böyle arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail bütün alemlerin hulasası iki cihandan çıkıyorsun huzur ilahide Allahu Ekber Allah Allah bütün alem ile namaz kılıyorsun. Bütün alem secde ediyor seninle. Bütün alem kıyama kalkıyor seninle. Seninle değer alıyor. Çıkmak yani. En azından tasavvur. Tasavvurla diyor bak. Tasavvur ile ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru tuhal edip genişleniyor. Çapı genişliyor. Ha şimdi kenardan köşeden kırpıp çayını kafasını gözünü kırar kırmak o da kılmaktır. Ama ne olur biraz böyle en azından böyle işimiz o kadar ciddi acele yokken böyle bir farza dikkat edelim. Farzla sünnet arasında konuşmayın. Sünneti öğleyin kıldım değil mi? Farza geçiyorum. İki kelam ettim, bir kelam etti. Onun sünnetindeki gaye şuydu. Uçak kalkıyor sonra düzlenecekti. Uçak yani namazı huzuru tam olarak kılmak için sünnet öne konmuş. Son sünnette inişimiz güzel olsun diye, miracımız. Miraca çıkıştır, Allah ile konuşmaktır, iniştir. Onun için sünneti kıldım, farz kılana kadar sakın konuşma. Evet, sünnet sebabını aldın ama huzurunu kaybettin. Büyükler der ki, madem bir kelam ettin bir daha sünneti kıl. Çünkü bu sünnet farzı huzurlu kılmak içindi. Huzuru kaybettin. Uçak kalksın, gitsin, insin. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde şöyle demiş. Ettehiyyatü lillah demiş. Yani ne demek? Bütün zihayatların, bütün canlıların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat hayatiye. Yani yaşantılarıyla ifade ettikleri esma ve manalarını ve sanilerini takdim ettiklerini, fıtri hediyelerini ya Allah'ı gösteren tarifçiler gibi. Çünkü bir alim gibi ağaç Allah'ı tarif eder. Sanilerini tanıttırır, sevdirir. Bu yönleriyle sanilerini takdim ettikleri fıtri hediyeler, ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla, yani bu biraz önce konuştuklarımızla, gerçi fazla durdun diyeceksiniz ama az bile, yani yapılandırmamızı aktif etmek, malzeme yapmak. Ben dahi bütün onları tasavvurumla yani düşünerek. Peki ettehiyyatü lillah ne yapıyor? Düşüncene kıble teşkil ediyor. Doğru düşünmene yön veriyor bu. Ne düşünmen gerekiyor? Bunu unutmayın. Namaz aynı zamanda düşüncemizin kıblesidir. Düşüncenin kıblesidir. Çünkü bakın ne diyor? Ben dahi bütün onları tasavvurumla, imanımla sana takdim ediyorum. O zaman namaz dimağın kıblesidir. Yani
neyi düşüneceğini, doğru düşünce yöntemini şey yapıyor. Bütün başımıza bela gelenler yanlış düşüncelerden, yanlış malzemeyi kullanmaktan gelmedi mi? Yani doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Yani düşüncemizin kıblesi yok. Bir onu düşünüyoruz, bir onu düşünüyoruz. Bir onu düşünüyoruz, bir onu... Ya doğru düşünce yöntemi bu. Diyor ki... اَتَّحْيَاتُ لِلّٰهِ Yani bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri yediyeler, ey Rabbim sana mahsustur, ben dahi bütün bunları tasavvurumla. Yani düşünce yöntemi bu. Bunları düşünerek. Peki abi nasıl yapacağız? Yani namaz zatına gelmiyor. Yapa yapa, yapa yapa. Karadeniz'in kayalıkları serttir. Su yumuşaktır. Vura vura, vura vura kayayı oyuyor. Bir ders dinledik, biraz da tefekkür, bir iki gün bunun tesiri olsa, başka bir yerde bir ders de böyle olsa, biraz da sen okusan, biraz da gayret etsin, biraz da kayayı oyar. Yani düşüncemizin kıblesini oluşturmak. Şu anda doğru düşünce malzemesini veriyoruz, aynı zamanda kıbleni oluşturuyor. Tasavvuru demektir. Onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyor. Evet, nasıl ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ettehiyyat kelimesiyle bütün zihayatın ibadeti fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Yani şöyle, keşke yapabilsem namazda da, şöyle dur, İmam Ali radıyallahu anh namaza durmadan önce dururmuş, zaten koşa koşa safa gelip durmak tahrimen harama yakın mekruhtur. Yetişme, yetişme kardeş, böyle namaza da durmaz. Yatsın namaza, kılma. Böyle bir şey yok. Böyle namaz olmaz. Olmaz. Girme kardeşim. Tek başına kıl. İmam Ali radıyallahu anh diyor ki dur orada. Ne yapacağını bir hayal et. Taattür et. Sararır titrermiş. Sararır ve titrermiş. Her namaza safa durmadan önce. Böyle. Bir dur böyle. İnşallah bu dersten sonra hatırımıza gelir. Ayağımızın altı atom. Tepemiz kabu kavseyin. Yay. Yay. Kavga. Niçin böyle ben matraklık yapıyorum tiyatro? Sözümle hareketim unutulmasın diye. Sözüm unutulur. Ama bu hareketi unutmayacaksınız. Çünkü şey olur. Simgeyle anlatıyor. Kabu kavsen atom. 18 bin alem. Bütün alem seninle diriliyor. Senin alemin. Onun için bütün alemleri tasavvurunla. Allahu Ekber. Bütün dilini böyle. Bu lisanı ancak cenazede kıldırıyoruz biz. Çok tuhafız biz hocalar. Namazda böyle bir Allahu Ekber diye dediğim azdır benim. Ama namaz cenaze kıldırdığım zaman aynı bu üslubu kullanıyorum. Allahu Ekber. Aynı bunu üslubu kullanıyorum. Ama namazdayken vakti Allahu Ekber diyor. Allah Allah. Namazda çünkü hissiyatlar canlı ya. Orada yapıyoruz fıtri. Böyle bütün duygularımız hüşyar, canlanmış. Ki alemden geçtik yani. Ahiretteyiz sanki. Sanki aşırı meydanda diriliyoruz. Allahu Ekber. Tesadüfen söylemedi mi? Aynı üslup kullanıyorum. Bak dikkat edin. Hiç bozuntusu yok. Diğer namazda. Allahu Ekber. Yani teravide Allah yardım etsin. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyake Na'budu ve İyyake Nestaîn. İlk önce ben suçluyum. Kimse itiraf etmiyor. Ama suçumuzu itiraf ediyoruz ki doğru kılalım diye. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ettehiyyat kelimesiyle bütün zihayatın ibadeti fıtriyeleri niyet edip takdim ediyor. Bütün canlıların ibadetini vekil ya. Bir başbakan yurt dışına çıkınca bütün halkı temsil ediyor. Diyebilir mi ki o devlete ben tekim? Hayır. Öyle bir vasıfla geldin ki onaylanmışsın. Sen buraya geldin diyor. Türkiye'yi temsil ediyorsun. Sıyrıl oradan, istifanı ver, teksin. Ama aynı adam başbakanlıktan veya oradan istifa ediyor. Gidiyor, kimse karşılar mı havalimanında? Ama TC, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Cumhurbaşkanı diye... Törenler yapılıyor, günlerce istihbaratlar yapılıyor, bir sürü şeyler hazırlanıyor, öyle mi? Aynı adam değil mi? Önemli olan sıfat. Sen de şimdi hazırlık yapılıyor namaz vaktinden önce. İnkılap ya. Şimdi bir insanoğlu uluç edecek. Bütün alem hazırlık yapıyormuş. Onun için vaktinde kılmak diyor.
Bütün alem hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanı gelecek şimdi. Hepimizin temsilcisi. Allah'u ekber deyince hepsini cem ediyorsun. Bir tanesi dedi ki bir derste böyle. Allah Allah bunlar hep bende oluyor mu dedi ya. Ya hep oluyor. Ne mutlu ki böyle bir dini mensubuyuz. Elhamdülillah. Şuursuz da yiyorsan aynı sana verilecek gene. Ama o verilecek ahirette bu dünyada da veriliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki avamın cennette beklediği cennet hayatın huzuru havas ruhunda dünyada yaşar. Ya dünyada da yaşayalım şunu ya. Saati unuttum. Unut. Allah Allah. Bir cümle okuyorum kesiyorum. Dayanamadım o cümleyi. Sayfa atlıyorum. Ustad böyle bir inkılaplar geçiriyor. Başka yerlere götürülüyor. Sıkıntı için ne yaptı biliyor musun? Ben o sıkıntılı dertleri çözemediğim buhran, bunalım, panik. Yani sence düğümlenmiş, birbirine karışmış haletlerin var ya, sıkıldığın zaman. Ustad ne yaparmış, sen de onu yap, bak ne diyor. Ben o haletlerden kurtulmak için namaza iltica ettim. Psikoloji doktoruna gitmemiş, psikiyatriye gitmemiş, ilaç içmemiş. Yukarıda anlatıyor, nereden, burada anlatıyor bak şu komple, işte diyor ondan sonra, ben topluyorum size. O kainatın karanlık, mevcudat, ölü, kabir, kanser, verem, hastalık bilmem ne bir sürü say da say. Bunlar hepsi sana yüklenmiş. Bunlardan kurtulman için ne yapacaksın? Git kitap oku, Kur'an oku demiyor. Git bisiklete bir ilaç iç demiyor. Diyor ki ben o haletlerden kurtulmak için namaza iltica ettim. Bak işte. Riya olmaz. İnan çoğunlukla öyle yapıyorum. Sıkıldığım zaman namaza duruyor. Kaza kılın yani. Ya Rabbi niyet eyledim de. En son üzerime kalan sabah namazının farzını kaza et. Vakti inse akşam namazından sonra evvabin namazını kıl. Tamam. İşa namazı var, işşat namazı var, duha namazı var, teheccüd namazı var. Ve kaza kıl ya. Kazası olan bunlar kılmasın da. Teheccüd vaktini kalk, iki rekat sabah namazının kazasını kıl. Teheccüd yerine de geçer. Çünkü o vakitte namaz kılıyorsun. Böyle. Usta diyor ki ben namaza iltica ettim. Allah ne diyor sana? Hapa şuna buna iltica etmemiş. Sığınmamış. Yani ne demek? İlaç seni senden koparıyor ya. Namazdan daha büyük ilaç olur mu? Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Öyle. İstersen İmam Ebu Yusuf'tan şey yapayım. Huzuru bulman için. Bak etraf seni alakadar ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Onun için ne güzel demişler. Böyle renkli seçadı yapmayın ki huzurunuzu bozmasın. O ne diyor? Nasıl çizmiş ya onu? Ben de oluyor böyle. Bazı evlere gidiyorum. Nakışlı şeyler yok. Ona kadın orada yanlış yaptı diyorum. Allah affetsin. Veya biraz geometriyi kaçırmış değil mi orada? Orada aynı yani. Hayır tövbe estağfurullah namazı falan. Onun için düz renkli olması lazım. İmam Ebu Yusuf buna bir çare bulmuş. Ben bu işleri çok seviyorum ya. Ben ne yapacağız falan diye. Ha gündüz ortası sessiz namazlardan sesli kılmak mekruhtur. Huzuru bulmak için diyor sesli kılın. Yalnızsın, korku, endişe ediyorsun, tamam mı? Veya işte ne bileyim, oluyor böyle kadınlarda da. Veya namaz kılarken her taraf alakadar ediyor. Ama eğer ben sesli kılarsam, sessiz yaptım. Eğer sesli kılarsam ben namazda olduğumu hatırlayacağım, kopmayacağım. Sessiz namazı sesli kılabilirsin. Yeter ki bu huzur kazanmak için. Çünkü İmam Ebu Yusuf'a göre tadil erkan namazın farzındandır. Ebu Yusuf'a göre. Mesela baktım ki ben alakadar oluyorum. Ben yapıyorum yani. Ben bunun ruhsatı kullanıyorum. Baktım böyle. Lan o bu benim aşk ederim bu sefer. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bazı diyor ki hoca ya öyle namazını şöyle bir sesli kılıyor ya. Ben orada akşam zannetti ya kafa yedi galiba. diyenleri duyuyorum ha. Camide oldu böyle. Allah Allah. Hakikaten. Çünkü benim baktığım halde koyuyor. Hatta mesela şey değilsen ayet-i kerime duvardaki yazılar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
kadar da değil ama yani. Yani yapmasam da yapmayın demek istiyorum. Bekarda yalnızken namaz kılıyor insan. Çoğunlukla yalnız kılarken ben sessiz kılıyorum. Sessiz kılsam ne olur? Çok iyi işte onu anlatıyorum. Kıl, huzuru bulman için. Peki. Geceniz mübarek olsun. Amin. Namazımızı Allah buna yakın etsin. Amin. Değil mi? Vâhır da vâhûmen ilhamdülillâ rabbilâhûm. Ya Rabbi gecenin hürmetine, gecenin hürmetine ruhumuza miraç yaptır. Amin. Ha, kardeş kıraat okuyacak. Gel delikanlı. Sen miydin sen? Sen. Ha. O bizim o bir tane hafız vardı. O nereye gitti? Gel. Kayboldu. Kayboldu. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. شيء في الأرض ولا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح